Funda Hanım, en azından buyurun. Yemekleri geçmeden nasıl bir mutfakta yemek yiyeceğiz? Yani bakacaksınız da evet tabii daha da dağılmadan. Mutfağınızı görebilir miyim? Tabii ki görebilirsiniz. Teşekkür ben kimsenin ederim. Mutfağına girmedim ama herkes benim benimkine mutfağına... girebilirsiniz. Benim mutfağıma girsin. Beyza Hanım hariç. Sen bir girsen anladım. Diye. Anladım. Bir bakacağım hemen. Tabii tabii buyurun. Beyza Hanım hariç dedi duydunuz mu? Kim ben mi? Yok. Ha Esra. Pardon. Çok özür dilerim. Lokmaların da ağzı açık. Arkada bulaşıklar var. Yani ben daha ümitliydim Funda Hanım'dan ama. Evet, soğanlama burada. Burada sunumlar güzel gelmişti. Ben de biraz enkaza uğradılar. Çünkü bu tabağın üstüne sosu dökmemiz gerekiyor. Ve biz onu karıştırıp getirebildiğimiz için aslında. Ya bu tabaklar niye böyle? Bu tabak niye ben böyle? Ben kaşıkla... Çok sarımsaklı yandazım. Çok sarımsaklı yenir Beyza Hanım. Bu arada çok zor kesiliyor ve açıkçası. Ve büyük bol sarımsaklı sakız yenir. Sakız da verirsiniz herhalde arkasından haneli. Tabii ki veririm. Gerçekten çok sarımsaklı. İnanılmaz sarımsak. Yoğurduna koyduğu sarımsak. Tabii büyük ki büyük sarımsaklar. Koydum. Yerlerde her şey saçılmış. Yerler de pis. Allah sabır versin. Bu evi herhalde bir günde temizleyecek. Niye yalnız bıraktın sen onu? Davet sofrasında bu kadar sarımsak soğan olur da benim haberim yok. Of. Yutamıyorum. Benim günümde nasıl olacak ama ben dağılmayacağıma eminim. İnşallah, inşallah. Sizi ben mutfağıma davet edeceğim. Teşekkür yok, ederim. Yok ben kimsenin mutfağına... Estağfurullah ne demek? Ben girmek kimsenin mutfağına girebilirsiniz. Sizinkine de girmem. Tamam. Ve çok bu sert. Bu köftenin orijinalini bilmiyorum. Bu kadar ben sert. Ben biliyorum. Mesela, biz yapıyoruz. Bizde yapılıyor. Bunun bir tık daha büyüğü. Deneyimlediğim bir şey değil ama çok sert geliyor şu yumuşak an. Yumuşak olması lazım. Ve biz köftesi ılık, yoğurdu soğukken yoğurdu dökeriz. Hatta bizde ortaya gelir yemek. Herkes yer. Ama Van'da değil kadar, mi? Tabii. Hı-hı. Yalancı köfte deriz biz hatta evet, buna. Evet, evet. Van sofrası evet. Da meşhurdur. Van kahvaltısı. Ay bir gün sizi kahvaltı meşhur, dillere destan. Arkadaşlar mutfak dağılmış biraz. Yani yerlerde evet. Bayağı dökülmüş, saçılmış, lokmanız açık. Yemekler evet. Var mı? Bir lokmamı en son şimdi koyduğum için. Ama yine de üstünü örtseniz. Keşke, evet. Çünkü açıkta ben yemek kabul edemiyorum. Açamam, şöyle söyleyeyim. O hamur olur diye düşünüyorum. Evet. Yerlerde yemek kalıntıları var mıydı? Vardı, evet. Tezgah üzerinde. Lavabonun içinde de vardı. Çöp yerde miydi? Çöp yok, görebildiniz çöp göremedim. Ağzı açık. Mutfak dedektifleri. Pilavımız ne durumdaydı? Pilav. Onu göremedim. Kapalı. Göremedim demek ki kapalı. Kapalı. Lokması açıktı. Bir de çok dağınıktı. Böyle masanız ıslaktı. Lokma da onun yanında duruyordu. İnşallah bir şey sıçramaz. Çünkü buradan da götürdüklerimi İnşallah de oraya kıtır gelir. Ya. İnşallah. Ben çünkü temennim o yönde. Sen ne yapıyorsun Beyza? Kesmeye çalışıyorum zaten. Bu kadar zor kesilmesi normal mi? Gerçekten zor kesiliyor şu. Ve soğan. Soğanlar diri ve büyük olması gerekiyor. Adı soğanlama ya. Piyazlık soğan. Doğranması evet. Gerekiyordu benim bildiğim. Kare kare doğramışsın. Soğanları siz mi doğradınız? Kesin ben doğradım. Elimle mi yemem lazım acaba? Koydum ben doğradım. Yani biz normalde tabii ki ellerimizle yiyoruz. Çatalca de yiyebiliriz. Kullanmıyoruz aslınıza bakarsanız. Elinizle yerseniz daha rahat yiyebilirsiniz. Funda Hanım şimdi ekranlar karşısında hepimiz sıra gecesi gibi. Sonrasında peçete rica edeceğim sizden. Tabii Islak ki. Islak peynir varsa. Yanınızda peçete olsun. Bazı şeyler de elle yiyebilir. Afiyet olsun balık. Ben kesemiyorum galiba ben de et balık kelle. Bunlar yenir elle. Aynen öyle Beyza Hanım. Düzelttiğiniz için teşekkür ederim. Ay ne demek her zaman rujunuzda düzeltebilirim. Ne acaba? İsterseniz. Efendim? Onu biz yoracağız şimdi. Şiköfteniz var mı dedim de böyle bir. He anladım. Aslında Sivas yöresindeyiz herhalde değil mi? Evet. Sen de yesene. Ben hı? Arkadaşlarım yedikçe karnım doyuyor. Ama tadına bakın lütfen. Şey. Ben yaparken... Siz ben... galiba ağzınıza göre bulamadınız tadını çünkü yok, çok yaşanmışsınız. Kömür gibi değil yani. Bir şey söyleyeceğim. Tost yemedin değil mi? Yemedim. Kendisi. Bugün. Hiç kendi yemeklerinden şey evvel. Arkasını hayır o yanık denmez. O yanık değil. Yanık demeyelim de çok kıza. Gözlemedeki gibi. Evet o öyle yenir. Evet evet buna yanık diyemeyiz. Yanık yani. Diyemezsiniz yani asla kabul etmeyin. Şimdi yani ben Funda Hanım şöyle bir şey istiyorum sözünüzü kestim özür dilerim. Ben normalde porsiyona tabağa bakılır demiştim ya. Bu da hamur bu da hamur. Evet. Denge yok. O hamur değil ki. Nasıl o değil? O fıtı bulgur. Bulgur işte. Evet çok un sert. Var içerisinde. Bu da hamur. Çok sert. İçerisinde un mu var? Ya bunun alakası yok karbonhidrat. Karbonhidrat ya sonuçta. Ha, o da şey. O anlamda. Yani o yönden bizi mesela çok böyle ferahlatacağını zannetmiyorum. Ben en azından yoğurt bir kereviz elma lazım. Bir şeyler. Ha, tamam az yiyin fazla doymayın o zaman. Ben yorum yapabilir miyim yemek hakkında? İkisinden de tattın mı Furkan? Tattım tamam, ikisinden tamam peki canım dinleyelim seni. Biraz fazla kızarmış açıkçası hani yok, yanmış ama. Yok gerçekten az bile kızardı. Zor bakın kesiliyor. Bu az mesela. Bu az. O evet az ama sizinki daha iyi daha... açıkçası bendeki ayrıca daha... Ayrıca hiç de bir şey söyleyeyim mi? Bakın bir kere de kestim. O nasıl kestin? Evet yani siz bir kulp bulmak için
konuşuyorsunuz arkadaşlar. Yok, hayır fundan hiç bakın. Üçünüz de bir şey söyleyeyim. Bakın, 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 bakın. Çok yani. Özür dilerim. Keşke siz de bir el açması yapsaydınız da biz zor koparabilseydik. Ben de zorlanmadım. Ben devam edeyim. Gerçekten üzülürüm böyle düşünmeyin. Kesmesi biraz zor açıkçası. Köfteniz de şöyle söyleyeyim baharat dengesi biraz bir az. Bir saniye şimdi kesmesi zor başka bir şey. Kesmesi tadı, içindeki tuzu. Lezzet güzel. Ha, onları fakat yerken insanın çenesi yoruluyor açıkçası. Allah Allah. Çiğnerken. Başka bir şeyden olmasın o yorgunluğu. Aynı şey köfteden dolayı da geçerli. Köfte çok sert. Köftede baharat yok. Baharat yok. Keşke olsaydı. Normalde de olmuyor acaba. Yok olmuyor baharatın. Gerçekten. Üstündeki şeyden de ne? O üstündeki şey de pul biber. Pul biber ve tereyağı. Mantıya yaptığımız gibi. Aynen öyle. Pul yani biber, beğendiğim tereyağı. Tek şey soğanlama. Soğanlamanın iç harcı güzel. Onun baharatları dışında... falan. Evet evet o güzel. Güzel. Ama aynı şeyi köfte için söyleyemiyorum. Söyleyeyim. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Ben de hemen fikrimi tabii ki. Furkan Bey'den devralarak. Bu köfteyi daha önce yemediğimi söyledim. Evet. Bulgur çok sert. Gerçekten çok sert. Yani çiğnenmeyecek derecede bir sertlik var. Ve o bulguru yediğimiz zaman da hiçbir... Yani içerisinde ne var biliyor musun? Hiçbir şey yok gibi. Yok. Bulgur köftesi adı yok, aslında da internette hayır. Mirik köftesi hayır, diye geçiyor. Şunu merak ediyorum. Hani baharat vesaire giriyor yok, mu içerisinde? Yok. Girmiyor. Yani o isteğine kalmış. İsteğe şey kalmış. Ben söyleyecektim. Evet, şimdi yani ederim. Salçalı bir sosla da salçalı bir sos da yapabilirdim ama hani pul biberli ama şimdi dışındaki sosu her zaman söylüyoruz. Yoğurt çırpıyoruz. İçine biraz sarımsak doğruyoruz. Evet, biber tamam, yapıyoruz. Hazır bir sos. İçinde bir şey göremedim. Bunu haşlanıp elinizde sıkmışsınız. İşte evet. Evet. Ama onun içerisinde bir esprisi yok. Keşke bunu seçmeseydiniz. Un var. İşte atıyorum. Yumurta var. Evet. Onun içine de un konuldu. Az önce un yok, yok dediniz. Dediniz. Evet özür dilerim. Unuttum. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Bir de bir şey daha soracağım. Var. Doğru. Bu hamurun içine süt veya yoğurt koydunuz mu? Yok. O yüzden sert olmuş olabilir. Ama Soner devam ediyordu Esra. Ben devam edeceğim. Dediğim gibi biraz sert geldi ve tadı tuzu yok açıkçası. Sadece böyle bulgur lapası yiyor gibiydim. Ay. Çok sert bir sıkma ısırıyorum. Ve yani bu şu anda bizi ağırladığınız sofrada belki sarımsak yemeyenler olabilir. Ya ağır bir şey. Belki sarımsaksız sos tercih edilebilirdi. Çünkü biz bunun tadına bakmak durumundayız. Açık büfede değiliz. Evet. Belki tercihen alabilir de insanlar. Ama şöyle söyleyeyim, burası benim masam olduğu için, benim menüm benim olduğu için... Benim dediklerimi yiyeceksiniz diyorsunuz yani. Hani öyle olması gerekmiyor. Yani onun menüsünü yiyeceğiz. Ama çünkü benim işte sunumum böyle. Tamam, işte siz beğenir beğenmezsiniz. Özür dilerim. Ha. Ama sarımsak tercihe mi tabi tutulmalı evet. Diyorsunuz? Ben öyle düşünüyorum. Ama şöyle söyleyeyim, gerçekten bunun tarifine bakarsanız sarımsaksız bir sosu göremezsiniz. Ya farklı bir şey de tercih edebilirdiniz. Ama demek farklı bir şey ne tercih edeyim. Ama tarifi bu. Yere, hayır hayır onu demiyorum. Yemek farklı bir yemek. Farklı bir yemek. Ara sıcak yapabilirdiniz. Onu söylüyorum. Anladım. Onun dışında buna geçecek olursak da evet biraz sert kesiliyor. Benimki de bizimkiler sert. Hiç sert. Fakat kesiliyor. Ben öyle yandığını düşünmüyorum. Bu bir gözleme çeşidi evet. Olarak bu şekilde zaten her yerde bu şekilde görüntü olarak olur. Hatta az pişmiş bu oluyor. Soğanlama olduğu için ismi de biz hatta düşündük acaba yumurtalı soğanlama mı yoksa gözleme arasında mı gelecek diye. Börek gibi olmuş. İçerisindeki yani bu soğanların baharatı vesaire ben onu beğendim. Tamam afiyet olsun. Teşekkür ederim. Geçeyim mi ana yemeğe? Geçme dur Esra ile Beyza. Pardon çok özür dilerim. Beyza sen devam et. Ben başlayayım. Buyur. Hanım dediğim gibi bunu biz de yaptığımız için bunun daha yumuşak olması gerekiyordu. Haşlanmasından kaynaklı olabilir. Sosu evet orijinalinde biz de sarımsaklı yoğurt koyuyoruz ama Soner Bey'in... Bir şey ekleyebilir miyim? En azından daha yumuşak diyorsunuz ya en azından sizin gibi fasulyeyi çiğ getirmemiş. Ama şimdi yani kaç gündür aynı şeyi ıstıp ıstıp önüme getiriyorsunuz. Ben hatamı kabul ettim mi? Ettim. Ettim. Ne dedim? Çiğ kalmış dedim evet, mi dedim. Artık, maalesef. Ama bu teknik bir hata. Ben kabul ettim. Doğru mu? Doğru. Burçak başka bir şeyiniz olmadığı için yok fasulyeniz çiğdi, fasulyeniz çiğdi. Sen fasulyesinden girersen o da senin patlıcanından girer. Ya senin çiğ patlıcanı gözünüz mü görmüyor? Yani şu menüyle kendinizi bir göremezsiniz. Bir saniye Furkan Bey. Ispanak, şimdi bulamaç gibi bir ıspanak yapmışsın. Benim fasulyeme bakınca çiğ olup olmadığı anlaşılmaz ama o patlıcanı göremediniz mi yani? Tadına bakmadınız mı? Göremediniz tadına mi? Bakmadınız yani mi? Gözü astigmat bilmem ne olanı getirir o bile der. Patlıcan bembeyaz çiğ der yani. Fasulye pişmemiş. Yok fasulye pişmemiş. Ben bunu kabul ettim arkadaşlar. Ettim mi ettim? Haklısınız dedim mi dedim. Ama, bitti. Pardon, o da kapanmış ben yani. Ben kabul ettim. Ya evet. Fıstık fıstık getirmeyin arkadaşlar. Bir sustanada ben mi konuşsam acaba? Ay lütfen buyurun. Buyurun. Allah razı olsun buyurun ya. Buyurun yani sizden de. Kendi menünüzle şu menüyü lütfen kıyaslamayın bu kadar. Bu kadar el açmaları neye var burada. Neye göre kıyaslamıyormuşum emek, pardon. Şurada bir ıspanak yani bulamaç görmedik. Yani emeğe gelirsek hepimizin emeği vardı. Kıyaslayamazsınız. Ama arkadaşın emeği daha farklı. El açması da yani. Bir şeyi de acaba beğenseniz mi pazar sizden beri dolmuşsunuz. Çiğ börek yani. Niye bomba yani böyle bir her şeyi beğenmeyeceğim diye geliyorsunuz. Bu kadar dolmuşsunuz yani en azından bir şeyi de beğenseniz mi? Gününüz geçmiş zaten. Aynen yani. Herkese bir saldırıyorsunuz. Puanlarınız 4-4-4-4 gidiyor. Ama şimdi yani sizin dünkü menüze ben yani... 6-7-8
8 mi verseydin? Bana 6-7-8 verin demedim. Yapmayın gözünüzü seveyim. Biraz yapmayın ya. Şunu takdir edilmesi ana gereken yemek, bir tabak. Ana yemeği bırak şimdi. Açısından. Evet tabii gene bir hamur ben işi var. Ben kendim etme dahi 3 gün arasında ben en iyisi bu tabak. Ben yorumumu yaptım mı? Beni dinlediniz mi? Hayır. Ben başladınız bu böyle olmuş, şöyle olmuş diye. Kesilmiyor dedim doğru. Ama bizimkiler kesildi. Şimdi bir saniye ben yorumumu yaparım ki yorumumu eleştirmek de yine size düşmez. Beni eleştirmek de düşmez. Benim yemeğimi eleştirmek için buradasınız. Ben size o hakkı vermedim. Beni eleştiremezsiniz.